Evet, herkese yeniden merhaba. Hukuk Öğretiri, Hukuk Öğrenme'ye hoş geldiniz. Ceza Hukuk Kampı'na başlıyoruz. Ee, nasıl oldu bu iş? Şimdi şöyle, hemen küçük küçük bir girizgah yapacağım ve hemen derse geçeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz anayasa e, videolarını yeniledik. Sonra tekrar yeniledik. Şu an en son sistemde hazırlanmış bir Anayasa Hukuku kamp videoları serisi YouTube Hukuk Öğretir kanalında mevcut. Zaten izlenme rekorlarını kırıyor Hukuk Öğretir çatısı altında. Peki sonra ne yaptık? İdare Hukuku videolarını çekmiştik. Sonra yeniden çektik ve bir kitap çıkardık. Efsane oldu. O da Hukuk Öğretir'in kendi içerisindeki rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Peki ne oldu sonra? Dedik ki ya biz bunları yaptık haydi gel uzun süreden beridir. Ceza hukuku videoları zaten YouTube'da var. Zaten izlenme üzerine başlangıç videoları 300 bin üzerinde izlenmiş video başına. Total videolar zaten... Ee, galiba 3-4 milyonu geçmiştir total oynatma listesinin izlenmesi. Yani inanılmaz bir izlenme rakamlarına ulaşmış ve gerçekten çok güzel dönütler alıyorduk. İşte bunu bir tık daha öteye götürelim. Anayasa kampı gibi, idare kampı gibi ee, ne yapalım? Bunu da YouTube'a çekelim. Bunun da bir kitabı çıksın. Adam akıllı bir şekilde karakterlerle, kodlamalarla, hikayelerle ceza hukukunu adam akıllı bir şekilde tamamen eksiksiz bir şekilde yeniden anlatalım. Yeniden anlatalım. Daha önceki videolarda izleyen arkadaşlar için gelsin Yeniden sıfırdan başlasın ve adam akıllı bir şekilde yeniden tekrarını yapsın. Eksik olduğu yerler varsa da onlar üzerinden farklı örnekler üzerinden farklı e, kodlamalar üzerinden artık olayı başka bir zirveye başka bir boyuta çıkartalım dedik ve bu videolar hazırlamaya karar verdik. Kitabın içeriği tamam arkadaşlar içeriği bitti. Artık ben durmadan anlatacağım durmadan anlatacağım. Sen kitabınla birlikte not alacaksın. Kitabında altını çizeceksin. Kırmızıya boyacaksın. Sakın yazarak uğraşma vakit kaybetme. Ne anlatıyorsam ne ekranda göreceksen bunların hepsini zaten kitapta da mevcut. Ben anlatacağım sen altını çizeceksin. Boyayacaksın yıldızları koyacaksın. Sonra da bu dersi canına okumuş olacaksın. Anlaştık mı? Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Girişgah yapacağız. Ceza hukukunun e, ilk 75 maddesi Yani özel hükümler yok, ceza muhakemesi yok. Sadece genel hükümleri anlatacağım. Tamam mı? Ceza muhakemesini hukukertiri.com'daki sitemizden zaten bir eğitim paketi olarak e, temin edip ulaşabilirsin. Özel hükümlerinde çekme planımız var ama yetişir mi, yetişmez mi bilmiyoruz ama bu oynatma listesinin başlığı ceza hukuku genel hükümler dersini yani Türk Ceza Kanunu'nun ilk 75 maddesini anlatacağız tüm detaylarıyla. Hocam ben bu videoları bitirdiğimde nasıl bir faydasını göreceğim? Hangi sınava giriyorsan gir benim için fark etmez. İster hakimlik sınavlarına gir, adli idari, istersen de kurum sınavlarına hazırlan, istersen STS hazırlan, istersen KPSS hazırlan, istersen işte payeme misyona hazırlan fark etmez. Eğer senin gireceğin sınavda sorumluluk alanında ceza hukuku genel hükümlerinden soru geliyorsa doğru yerdesin. Bu kaynakla yani bu video ders notu kitabıyla birlikte bu videoları bitirdiğinde aklında hiçbir şey kalmayacak, hiçbir soru işareti kalmayacak. Çok farklı örnekler üzerinden, uç örnekler üzerinden gideceğiz. Sınavda da buna benzer örnekler gelecektir. Yani ben sana, ben sana olayın mantığını anlatacağım. Bakın ceza hukuku genel hükümleri çok zevkli bir ders. Eğer olayın mantığını anlarsan Çiki, Fiko ve Zeyno ile birlikte de bu karakterlerle bu olayın mantığını da oturtturursan ne kadar teferruatlı veya da farklı soru tipleri gelirse gelsin hiç problem değil. Sen hakkıyla o sınavı yapar. Kaç soru geliyorsa 3 soru, 5 soru, 10 soru, 15 soru, 20 soru kaç soru geliyorsa Tamamını yapacak düzeyde olursun. Tamam. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hatta ilerleyen süreçte hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak. Yani hukuk fakültesini bitiren öğrenciler avukatlık stajını başlatabilmek için de girecekleri olan bir sınav var arkadaşlar. Bu sınavda ilk sınavı 2024'te yapılacak. Onlar için de yeterlidir. Tamam mı? Benim tarzımı göreceksin benim neler yaptığımı nasıl anlattığımı gördüğünde yani 2 3 video sonra bu adam ne yapıyor deyip de evet anlamaya başladık. Tarzımız uyuştu dedikten sonra devamı çorap çorap söküğü gibi gelecektir. Haydi çok samimi bir ortam olacak. Çok rahat konuşacağım. Tamam mı? E, videolarda bizim videolarda kesintiler çok minimum düzeydedir. Çok rahat konuşurum. Ee, ve inanılmaz heyecanlıyız. Anayasa kampında, idare kampında heyecanlıydık. Anayasa kampında heyecanlıydık. Ama ceza hukukunda bir başka heyecanlıyız. Çünkü e, bambaşka bir zirveye çıkartacağım seni. Burada hocam seviyem e, şudu, şu kadar, şu seviyede, bu seviyede. Benim için bunların hiçbir önemi yok. Ben seni sıfır noktasından alacağım. Tamam mı? Adım adım işleyeceğim. Adım adım anlatacağım. Adım adım olayların mantığını öğreteceğim. Zaten hazırladığım örnek, örneklerin içeriği de, konu anlatımının sıralaması da tamam mı? Biraz daha ezberlerin dışındadır. Yani biz seni ufak 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 işleriz. Tamam mı? Olayın lütfen mantığını öğrenderiz, Ezberden çık deriz. Kanun metninde bak bunlar var. Olayı böyle yorumlamak gerekiyor. Bu böyle yorumladıktan sonra böyle soru tipleri gelir diyeceğiz. Ve kafanda hiçbir soru işareti kalmadan en alt seviyeden alacağım. Belki senin seviyen 100 üzerinden 10'dur, 50'dir, 70'tir. Benim için fark etmez. Ben 0 noktasına seni alırım. 10 noktasına geldiğinde seviyesi 10 olan öğrencimizi yakalarım. Sonra 50 noktasına geldiğimde seviyesi 50 olan öğrenciyi yakalarım. Sonra işte 70-80 seviyesine geldiğimde 80 seviyesindeki öğrencileri yakalarım. Ve hepinizle birlikte en zirvede buluştururuz. Ve herkes ceza hukuku benim için bir problem değil. Gerçekten zor bir dersi ama artık o kadar kolay ki gündelik hayatımda bile uygulamaya başlıyorum'a olay gidecektir. Tamam haydi gel ee, bu girizgahla birlikte ceza hukukuna başlayalım. Ekrandan çıktım. Mavi rengi tercih ettik arkadaşlar ceza hukukunda. Evet diğer sayfaya geçiyorum ve geçtim. Şimdi bir kalemimizi alalım. Haydi bismillah diyelim. Arkadaşlar ceza hukuku genel hükümleri ceza hukuku dersi bir kamu hukuku alanı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Kamu hukuku yani özel hukuk değil. Bir tarafta devlet vardır, bir tarafta vatandaş vardır ve devletin burada ne? Karar verici denir Yani sen bir hukuka aykırı bir davranış, bir fiil, bir hareket işlemişsindir. Bunun neticesinde bunun neticesinde bir yaptırımla karşı karşıya kalacaksındır. Bu yaptırım bir güvenlik tedbiri olabilir. Bu yaptırım bir hapis cezası olabilir. Bu yaptırım bir adli para cezası olabilir. Yani yaptığın bir hareketin fiilin neticesinde bir olay meydana gelmiştir. Bir suç ortaya çıkmıştır. İşte bu suçun karşılığı da Türk Ceza Kanunu'nda vardır. İşte devletin üstünlüğüyle yani bir tarafta devlet, bir tarafta vatandaş ne yapıyor arkadaşlar? vatandaşın vatandaşın hukuka aykırı fiilinin neticesinde Türk Ceza Kanunu kanunilik çerçevesinde hukuk çerçevesinde ne yapıyordur? Karşılığını veriyordur. Yani o suçun cezasını vermiş oluyordur. Neden ceza verir? Çünkü devlet devlet sana karşı sana karşı diğer vatandaşını korur veya da seni diğer vatandaşına karşı korur. Yani burada devlet adildir. Yani senin özgürlük alanının sınırını çizmiştir. Senin özgürlük alanın bir başkasının özgürlük alanına girdiği anda bu sınır çizilir. İşte bu özgürlük alanının sınırı çizildikten sonra ihlaller ortaya çıktığında karşına cezai yaptırım olarak arkadaşlar karşına Türk Ceza Kanunu çıkacaktır. Türk Ceza Kanunu'da harfiyen her şey belirtilmiştir. Belirtilmiş olanlardan ceza alırsın. Belirtilmemişse kanunilik ilke ilkesi çerçevesinde herhangi bir yaptırıma tabi olmazsın. Tamam? Açacağız, açacağız üzerine. Her madde üzerine ayrı ayrı konuşacağız. Devam ediyorum. Kamu hukuku dalıdır. Bu kurallar arkadaşlar, bu kurallar birlikte amaç toplum düzenini sağlamaktır. Bakın en basitinden yani bir trafikte giderken bir kavşağa geldiğinizde, bir göbeğe geldiğinizde orada ışık sistemine riayet edilmiyorsa veya da işte trafik lambalarının o anda olan bir arızasından kaynaklı olarak herhangi bir trafik lambası işareti çalışmıyorsa ve orada bulunan bir trafik polisi görevlisi yoksa olay ne oluyor arkadaşlar? Karışıyor. Bir anda sağdan girenler, soldan girenler yani düzen 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 ne olmuş oluyor? bozulmuş oluyor. İşte bu kurallar yani Türk Ceza Kanunu'nun içerisinde yer alan kurallar, yaptırımlar, müeyyideler, emirler, yastakların hepsinin amacı nedir? O göbekteki trafik lambalarıyla birlikte düzeni sağlamaktır. Yani yani işte Türk Ceza Kanunu çatısı altında baktığımızda toplum düzenini sağlamaktır amaç. Peki ceza hukukunun konusu neyi oluşturuyor hocam konusu? Suçları oluşturuyor, cezaları oluşturuyor, güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu oluşturuyor. Ayrı ayrı her birine detaylı olarak bakacağız. Türk Ceza Kanunu 2004 yılında resmi gazete yayınlanan 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren arkadaşlar, yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. Yani bunun... Bunun resmi gazetede yayınlandığı Türk Ceza Kanunu 2000, 2004 yılında resmi gazete yayınlandığı, ne zaman yürürlüğe girdiği, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiği, Türk Ceza Kanunu maddesi, e, kanun numarasını arkadaşlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kanun numarası olduğunu karşısına soru olarak gelebilir. Hocam peki yürürlüğe girmeden önce yani 2004'ten önce neydi dediğinde 2004'ten önce arkadaşlar 1926 yılında yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ortadan kalktı. Tabi bunun ortadan kalkmasıyla birlikte yani yenisi geldi eskisini götürdü. Yenisi geldi eskisini götürmesiyle birlikte bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor hocam? Türk Ceza Kanunu kaç maddeden oluştu? Neler çıktığını burada anlatacağım. Türk Ceza Kanunu arkadaşlar 345 maddeden oluşuyor. Ceza hukuku genel hükümleri birinci maddeden başlayıp 75. maddede sona erer genel hükümleri. 76 ile 345 arasında da özel hükümler düzenlenmekleri. Bu kitapta ilk 75 maddeyi en detaylı bir şekilde görecek ve bunu ceza hukuku genel hükümler kısmına gelebilecek tüm soruları yapabiliyor düzeye geleceksin. Şimdi hocam sen dedin ki 765 sayılı e, eski Türk Ceza Kanunu işte 1926 yılında yürürlüğe girmiş. Ta 2004'e kadar gelmiş. 2004'ten sonra yeni bir Türk Ceza Kanunu yapılmış. Bu da 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olarak yürürlüğe girmiş. Tamam da bu aradaki farklılıklar var mı? Yani değişen şeyler ne? Çok şey var. Tamam mı? Bir temel başlık altında bu değişen şeyleri bir görelim görelim. Sonra da mevcut Türk Ceza Kanunu içerisindeki tüm detayları görelim. O kadar sınavlarda faydasını göreceksiniz ki, soru çözümlerinde o kadar faydasını göreceksiniz ki, hatta Günlük işlerinizde örnek veriyorum bir ifade vermeye çağrıldığınızda bir karakola gittiğinizde veya da bir hakkınızı savunduğunuzda veya da karşı tarafa karşı bir fiil işleyeceğinizde bunun cezai yaptırımın ne olacağını düşünüp sizi ne yapacak Durduracak veya da karşı taraftan bir davranış geldiğinde e, Türk ceza kanunu bilmeniz neticesinde aman dur sakin ol tahrik olma işte bak meşru müdafaa kapsamında işte ama şunu yaparsan taksirli olur bunu yaparsan kasıtlı olur cezası budur hukuka uygunluk hali vardır emri yerine getirme emri yerine getir hukuka uygun davran hakkını kullan cebir halindesin, tehdit halindesin, hırsızlığın taksirli hali olmaz, mala zarar verme vesaire vesaire vesaire. O kadar çok faydasını göreceksin. Zaten videoları editleyen arkadaşlara da diyorum ki izleyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Tamam herhangi bir kesme yok ama sen o izlerken de aralara bir kesinti vesaire de koymuyorsun. Ama izle ciddi faydalarını göreceksin. Şimdi devam ediyorum. Yeni Türk Ceza Kanunuyla birlikte hayatımıza neler geldi? Hemen şöyle bir yeşili alalım. Hayatımıza da neler geldi? Eksik teşebbüs, tam teşebbüs ayrımı artık ortadan kalktı. Tek tip teşebbüs kavramına geçildi. Yani devam ediyorum. Şurayı bir tık açmak istiyorum arkadaşlar. İşte e, suçu tamamlamadan tam yani elindeki tüm imkanlar varken tamamla, tamamlayacakken hırsızlık yapacakken işte e, birden polisin gelmesi veya alarmın çalması e, burada hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldı. Eski Türk Ceza Kanununda işte teşebbüs aşa evi evin içine girmiştir tam teşebbüstür girmemiştir kısmi teşebbüstür gibi 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 bu ayrımlardan tamamen kalkarak suç tamamlanmamışsa ne diyoruz? Teşebbüs olarak karşımıza çıkıyor. Yani hocam burada bu ayrımların ortadan kalktığını bize söylüyorsun ya. Bunun nasıl bize bir faydası olur? Örnek veriyorum. Teşebbüsle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır der. İşte suçun tamamlanmamış şeklidir. Cezanın indirilmiş hali verilir. Vesaire vesaire gibi. Suçun icrai hareketi. Suç işleme kararının icrai hareketi gibi böyle terimler kullanır. Şıkkın birine der ki arkadaşlar. Eksik teşebbüs tam teşebbüs olarak ikiye ayrılır der. Sen ki dur kardeşim yemezler, yemezler. Neden yemezler? Çünkü yeni Türk Ceza Kanunuyla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla birlikte eksik teşebbüs, tam teşebbüs ayrımı kaldırılmıştır. Tek tip teşebbüse yer verilmiştir. Tamam? Teşebbüs vardır, teşebbüs yoktur. Bitti. Teşebbüs vardır, kısmi vardır, tam. Böyle bir ayrım yok. Peki devam ediyorum. Başka yeni Türk Ceza Kanunu'yla birlikte arkadaşlar ne hayatımıza geldi? Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır arkadaşlar. Kabahatler kanunda düzenlenmiştir kabahatler. 5.326 sayılı kanunda kabahatler olarak düzenlenmiştir. Kabahatlerin yaptırımı idari yaptırım olarak niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. İdari bir yaptırımdır arkadaşlar. Kabahatler Türk Ceza Kanunu'nda yer verilmemiştir. Şimdi hocam. Burada kabahat dediğin olay ne? Mesela sigara. Cigara içmek, değil mi? Sigara içiyorsun böyle. Tamam. Sigara içmek, kapalı alanda sigara içmek suç mu? Hayır, kabahat. Bunun karşılığında bir hapis cezası alır mısın? Hayır, para cezası alırsın. Başka afiş asmak. Başka dilencilik yapmak. Bak dikkat. Dilencilik yapmak kabahat. Dilencilik e, yaptırırsan o Türkçe Kanunu'na göre dilencilik suçunu işlemiş oluyorsun. Ama sen dilencilik yaparsan kabahat işlemiş oluyorsun. Alkol kullanarak e, toplumun e, huzur ve sükunetini bozmak veya da gürültü yaparak bir başkalarını bir başkalarını rahatsız etmek. İşte bunların nedir? Afiş asmak. Bunlar nedir artık duvarlara afiş asmak? Bunlar nedir? Birer kabahattir. Kabahatler de nerede düzenleniyormuş arkadaşlar? Eskiden Türk Ceza Kanunu da düzenleniyordu. İşte bu ayrım kaldırıldı. Nerede düzenliyor? Kabahatler kanununda düzenlenmektedir diyorum. Tamam kabahatler kanunu. Bunun karşılığı kabahatin karşılığı nedir? İdari bir yaptırım karşılığı oluyor. Genellikle para cezası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamam. Peki 5326 dikkat edin buna. Peki, devam ediyorum. Devam ediyorum. Ağır para cezası ve hafif hapis e, hafif para cezası ayrımı kaldırılarak tek tip adli para cezası öngörülmüştür. İşte sınavda sana işte ağır e, para cezası, hafif para cezası diye bir ayrımı da öngörebilir. Sence ki Yemezler kardeşim. Tek tip bir para cezası vardır. O da adli para cezası. Detayları göreceğiz. Peki devam ediyorum. Ağır hapis, hafif hapis veya da hafi hapis ayrımı kaldırılarak süreli hapis cezası düzenlenmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu'yla birlikte. Şimdi arkadaşlar geldik. Nereye? Artık bu yaptırımlar nelerdir? Ee, bunlara tek tek bakmaya gelelim. Şimdi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yaptırımlar iki tanedir. Biri cezalardır, biri güvenlik tedbirleridir. Biri cezalardır, biri güvenlik tedbirleridir. Hocam ceza dediğin olay nedir? Ceza dediğimde bir karşıma müebbet hapis cezası gelir. Hocam müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası. Bunların işte koşul verilme durumları vesaire bunların detaylarının hepsini göreceğiz. Şu anda adım adım. Dedim ya sıfır noktasından alacağım seni. Şöyle bir ekrana geleyim. Seni, dedim ya seni sıfır noktasından alacağım. Adım adım işleyeceğim. Şimdi sen burada diyeceksin ki hocam 5237 sayılı tamam. Eksik teşebbüs tam teşebbüs gitti. Cürüm kabahat ayrımı gitti. 5326 ile kabahatler kanunda düzenledi. Kabahatin karşılığı da sigara içme, gürültü yapma, sarhoşluk vesaire bunlar aklına getir. Tamam dilencilik yapmak gibi düşün. Tamam bunun karşılığı kabahat Türk Ceza Kanunu'nda yok. Nerede? Kabahatler kanunda var. Hop gitti. Ee, işte i̇şte hafif Para cezası ağır ağır para cezası hop bu da gitti tek tip para cezası geldi peki devam gel hocam gel hızlı hocam başka ne işte e, neydi e, bu süreli hapis cezası tek tip süreli hapis cezası Durumuna getirildi tamam mı? Ağır e, hapis cezası, hafif hapis cezası, süreli ha hapis cezası gibi bu ayrımlara kalktı. Tek tip süreli hapis cezası. Şimdi nereye geldik? Burada Türk Ceza Kanunu'nda yaptırımlara. Yaptırım dediğimizde bir tarafta cezalar var. Bir tarafta güvenlik tedbirleri var. İşte bunların da isim isim olarak bakacağız. Sonra işte koşullu verilmede, e, suçların tekerrür halinde işlenmesi durumunda. Bunların daha da detaylarını göreceğiz. Sıfır noktasından zirveye doğru gidiyoruz çıktım ekrandan. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi hapis hapis cezası, süreli hapis cezası, bir diğeri de kısa süreli hapis cezası. Anlatacağız. Devam ediyorum. Yani hapis dediğinde aklına iki tür hapis gelecek. Bunları cezalar başlığı altında çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Nedir hocam bunlar? Süreli hapis cezası 20 yıla kadar. Diğeri kısa süreli hapis cezası. Bir de ne geliyor arkadaşlar karşımıza? Cezalar kısmında At bir para cezası karşıma Geliyor. Demek ki Türk Ceza Kanunu'nda yaptırım dediğinde aklına iki tane gelecek. Biri ceza gelecek bir diğer arkadaşlar güvenlik tedbirleri gelecek. Ceza dediğinde ise arkadaşlar müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezası hapis süreli hapis ve kısa süreli hapis olarak karşıma çıkacak. Bir diğeri de atli para cezası olarak karşıma gelecek. Ya hocam buraya kadar her şey güzel anladık da güvenlik tedbirleri dediğin olay ne? Hocam güvenlik tedbirleri örnek veriyorum. Tekerrür halinde yani bir suç işliyor, o suçu tekrar işliyor. Demek ki ders almamış. Seçenek yaptırımları kaldıracağız. Başka sınır dışı edeceğim. Başka çocuklara ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulayacağım. Çocuklara diyeceğim ki işte çocuk sığınma evleri, akıl hastalarına diyeceğim ki bunların e, tedavilerini götürün bir hastanede yapın. Veya da bunların eğitimiyle ilgili bir şeyler yapın. Güvenlik tedbiri uyguluyorum. Yine arkadaşlar düzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri nedir mesela? Örnek veriyorum bir izin verilmiştir. Bu iznin iptali söz konu konusu olabilir. Veya da bir müsaadele durumu söz konusu olabilir. Yani malların mülkiyetinin devlete geçme durumu. Başka hocam eşya ve kazanç müsaadesi. Yani bir eşyanın devletin mülkiyetine geçmesi veya da bir kazancın devletin mülkiyetine müsaadesine geçmesi. Bunlar da bizim karşımıza ne olarak geliyor arkadaşlar? Cezalardı. Bunlar ise güvenlik tedbiri olarak karşıma gelmektedir. Peki devam ediyorum. Ceza hukukunun amacı nedir? Aha ceza hukuku iyi ki var diyeceksin. Tamam. Yani iyi ki var diyeceksin. Çünkü düşünsene sana karşı bir fiil işleniyor. Sonra sen gelip diyorsun ki ya hocam şöyle bir dava açalım. Tamam açalım. Bakıyorum Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı yok. Bak karşılığı yoksa kanun ilkesinden dolayı herhangi bir cezaya, cezaya cezai müeydeye tabi olmuyor. Bir de bak bak sadece bir maddenin bir fiilin karşılığı olmadan dolayı cezasını almıyor. Bir de bir de hiç Türk ceza kanunun olmadığını düşün. Toplumda düzen falan kalmaz. Net söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ceza, ceza kanunun amacı kişinin hak ve özgürlüklerini koruma. Koruyor. Kişinin. Bugün seninkini korur, yarın bir başkasınkini korur, öbür gün bir başkasınkini korur. Koruyor. Peki kamu düzenini ve güvenliğini sağlıyor mu? Kesinlikle sağlıyor. Hukuk devletini koruyor. Kamu sağlığı ve çevreyi koruyor. Düşünsene bir sağlıksız gıdaları piyasaya pompalıyorlar ve senin sağlığınla oynuyorlar. Bunun elbette ki bir karşılığı olacak. Toplum barışını korumak. Düşün işten çıkıyorsun rahat bir şekilde eve gidiyorsan araban parçalanmıyor zarar görmüyor sana birileri bir zarar vermiyorsa işte bu hukuk sisteminin bir neticesi. Türk Ceza Kanunu'nun kanunun yaptırımlarıyla yaptırımlarıyla sağlanmış olan bir düzen. Toplum düzeni. Tamam. Peki devam ediyorum. Suç işlemesini işlenmesini ne yapıyor? Önlüyor, caydırıcı, caydırıcılıkla önlüyor. Diyor ki bak kardeşim sen birinin malına zarar verirsen bir de gelip senin malına zarar verir demiyor. Kıstas sistemi yok. Sen birinin malına zarar verirsen bir, bir kere bu zararı karşılarsın. İki, bu zararı verdiğinden dolayı da ceza alırsın. Sen birinin sana ait olmayan bir şeyi birinden alırsan yani hırsızlık yaparsan bunun karşılığında şu cezayı alırsın. Sen diyor bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verir, yaralarsan bunun karşılığını alırsın. Sen bir kişinin yaşama hakkını elinden alırsan, senin özgürlüğünü elinden alırız. Yani bak, işleme diyor. Başına bunlar bunlar gelir diyor. Ve bunlar bunlar geldiğinde ya efendim ben Türk Ceza Kanunu bilmiyordum. Bu bu yaptığımın işte hırsızlığın suç olduğunu bilmiyordum falan böyle şeylerle karşıma gelme. Çünkü diyor Türk Ceza Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz diyor. Neler neler konuşacağız. Tamam. Peki devam ediyorum. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirleri tedbirlerin türlerini türleri düzenlenmiştir diyoruz. Şimdi hocam buraya kadar her şey güzel. 25 dakikayı da gördük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu sana söylediğim genel başlıkları Bakalım anayasanın hangi maddesi? Hangi maddesi şu an ekranda görüyorsun. Şöyle yapayım. Şu an ekranda görüyorsun anayasanın 38. maddesi saymış. Ama anayasa ne yapardı? Bir çerçeve çizerdi bize. Bak olayın mantığını. Anayasa ne yapıyor? Bir çerçeve çiziyor. Çerçeveyi ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ne? Kanun. İşte önce bu çerçeveye bakacağız. Yani ey benim anayasam diyeceğiz. Sen anayasanın 38. maddende Türk Ceza Kanunu ile ilgili genel geçer olan nasıl ifadeler kullandın? Nelerden bahsettin? Bir onlara bakacağız. Sonra onları da açacağız. Sonra da yeniden Türk Ceza Kanunu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam neden sadece Türk Ceza Kanunu'ndan gitmiyorsun? Diğer kanunlara da atıplar yapıyorsun. Anayasaya bakıyorsun. Çünkü öyle sorular geliyor ki mesela suçların iadesi Türk Ceza Kanunu'nda tamamen kaldırdı. Kendi kanuna bakmam lazım. Öyle sorular geliyor ki bazen diyor ki Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi anayasada yer alır? Şimdi anayasada yer alır. Hocam Türk Ceza Kanunu ile ilgili soru bu. Anayasada yer alır. Ah be hocam anlatmadan eksik kaldı demeyeceksin. Türk Ceza Kanunu anayasada neler yer aldığında tek tek anlatacağız. Tamam? Haydi. Nasıl geçtiğini anlamadım. 25 dakika olmuş. Güzel bir girizgah oldu. Ee, daha hızlı ilerleyeceğiz. Daha sağlam ilerleyeceğiz. Lütfen ee, tam anlamıyla hakkıyla şu videoları izle ve bitir. Anlıyorum, öğreniyorum diyeceksin ilerleyen videolarda. Hocam bağımlılık yaptı diyeceksin ilerleyen videolarda. Bunlar normal. Tamam. Normal ee, şeyler, göstergeler. Bid hocam anlıyorum galiba. Öğreniyorum ama sanki tam oturmadı. Videolar bittiğinde diyeceksin ki hocam tamamdır ceza hukuku. Tamam. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Arkasından da Ceza hukuku ilgili video soru bankası var. E, Onu da bitirirsen sorular üzerinden de bir de ceza hukukunu genel tekrar edersen başka bir seviye olacaktır zaten. Haydi kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. İlk video bitti. <laughs>